Anne karnında 8. gebelik haftasında çocuğunuzun cinsiyeti belirlenmiş olur. Bunun dışında vücut hızla gelişmeye başlar ve 8 ila 12. gebelik haftaları arasında aslında tüm ekstremiteleri oluşmuş, vücudunda elleri, bacakları bunların hepsi oluşmuş ve hatta ultrasonda dikkatli bir incelemede de hepsinin görülecek duruma gelmiş olur. Hakeza iç organlarında da inanılmaz bir şekilde, örneğin 12. gebelik haftasında böbrekleri oluşmuştur. 10. ila 12. gebelik haftasında, bazen bu 13'e doğru gider ama, hipofiz bezi gelişmiş ve buradan bir takım hormon salgıları başlamış olur. Esasında 12. gebelik haftasına geldiğinde fötusun neredeyse tüm organları tamamlanmıştır. Sıklıkla düşünen bir yanılgı, çocuğun kalp atımı görüldüğünde o kalbin tamamlandığına inanılır ama esasında çocuğunuzun kalbi 18. 20. gebelik haftasında tam anlamıyla tamamlanmış olur. Bunun dışında zaten çocuğun organları çok hızlı gelişir ve zaten örneğin karaciğeri bir süre sonra plasentanın yaptığı işlevleri tamamen kendi üzerine alır ve kendisi hormon salgılamaya, örneğin pankreasından insülin salgılamaya vesaire başlar. Kız çocuklarının genital organları anne karnında esasında 5. ile 6. haftada mezonefrik kanal adı verilen bir kanalın yumurtalıkları oluşturmasıyla başlar ve bu yumurtalığın altyapısını oluşturur bu kanal. Bir çıkıntıdır. Mezonefrik kanalın bir çıkıntısından oluşur yumurtalıklar. Ve bunun üzerine yolk sak dediğimiz, genellikle erken gebelikte böyle küçük bir yapı olarak kesenin içinde görülen yapının içinden yumurtaları oluşturacak germ hücrelerinin buraya göçü gerçekleştirir. Böylece 8. gebelik haftasında da kız çocuğunun dış organları, genital organları da hızla gelişmeye başlar. Kız çocuğunun rahmi, rahim ağzı ve vaginasının gelişmesiyle ise 18 ila 22. gebelik haftasını bulur. 18 ila 20. gebelik haftasında vagina tamamen oluşmuş, aşağı yukarı rahim ağzıyla ve rahimle bir bütünlük oluşturmuştur. Rahim ise esasında iki parçadan oluşur ve bunlar sağ ve sol taraftan hızla gelirler ve ortada birleşirler. Aslında aralarında bir perde gibi bir yapı vardır ve 22. haftada bu perde açılarak normal kalp şeklinde rahim oluşur. Mesela bugün bize gebe kalamıyorum, düşük yapıyorum, rahmimde perde varmış diye gelen hastalarda problem tam o ayrılma aşamasında bir problem olması ve orada bu gelişimin durmasından kaynaklanır. Diğer gene bize başvuran doğuştan rahmi ve vaginası olmayan kadınlarda ise problem 6. ila 8. gebelik haftaları arasında bir yerlerde, hatta 5. ila 8. hafta arasında bir yerlerde gelişimin bir şekilde durmasıdır. Bu 5. haftaya ne kadar çok yaklaşırsa rahim ve vagina olmayacaktır. Oysa bu daha ilerledikçe, örneğin çift rahimli kadınlar, çift rahimli, çift rahim ağzı kadınlar veya çift rahimli, tek rahim ağzı kadınlar meydana gelmektedir. Bunlar bu gelişimin çok erken safhasında anne karnındaki bu anomalilerden kaynaklanır.